İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla ölümlü kazaya neden olan 17 yaşındaki TC ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tokun, Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi için talepname hazırlandı. Ayrıntıları alalım. Mustafa Berber telefon attığında Mustafa. Burak, o talepnamenin yazılmasına başlandı. Adalet Bakanlığı muhataplarıyla, ABD'li muhataplarıyla yaptığı görüşmenin ardından bir iade sürecini başlatabilmek için talepname hazırladı ve bu Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştırılacak. Eylem Tok'la birlikte kazaya karışan 16 yaşındaki oğlunun Türkiye'ye iadesi için süreçte bu şekilde başlamış olacak. Hatırlanacağı gibi 1 Mart'ta İstanbul'da ehliyetsiz sürücü TC arıza yapan ATV motorlara müdahale eden 4 kişiye çarpmıştı. O kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Bu kazaya ilişkin, o kazanın ardından da yazar Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlunun önce Mısır'a kaçtı. Sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtıkları tespit edilmişti. İşte bu sürece ilişkin, bu soruşturma sürecine ilişkin de Eylem Tok ve oğlunun iade edilebilmesi için bir talepname hazırlanıyor. O talepname Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek. Özellikle ilk etapta şunu belirtelim ki Adalet Bakanlığı yetkilileri muhataplarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhataplarıyla önce sözlü bir görüşme gerçekleştirdiler. O görüşmede durumun vahameti aktarıldı ve bununla birlikte de Eylem Tok'la oğlunun geçici de olsa tutuklanması talep edildi. Tabii buna ilişkin Türkiye'ye soruşturmanın devam eden soruşturmada Türkiye'ye iade edilebilmeleri için de bir talepname gerekiyordu. Bu da Adalet Bakanlığı yetkililerince hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek. Bundan sonraki süreçte de Eylem Tok ve kazaya karışan oğlunun, ehliyetsiz sürücü olan oğlunun iadesi için süreç başlamış olacak. Ancak şunu da belirtelim, sadece Türkiye'ye iadeleri değil, tedbir amacıyla geçici olarak bir tutuklama talebi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhataplarına tarafından iletilmiş durumda Burak. Mustafa Berber'den aldık ayrıntıları.